Askerliğe sarsın. Şanslısın. Ne okuyorsun? Ben maliye okuyorum 9 Eylül'den. Maliye okuyorsun? Evet. Mikrofonda herhalde ufak bir şey var. Helyum var. Minik bir helyum koymuşlar. Yok yani. Normal sesim bu, normal. Ha tamam, okey o zaman. Şimdi 3 tane burada yarışmacımız sana 3 tane şey satmaya çalışacak. Ama benim elimde çok kaliteli bir tane zarf var. En son benle kalacaksın. Birini seçeceksin. 5 dakikada bir. Baktın mı gerçekten içine? Bakmadım abi, vallahi bakmadım. Biraz daha açılalım. Ya, yarışmanın yani konsepti bozulur diye çok meraklıyım normalde aslında. Şöyle tuttum göreyim diye, göremedim. Bak istiyorsan sen de dene. Ben de görünmüyor belli abi. Göremiyor. Eski kalpası. Vallahi gözükmüyor. Gözükmüyor abi. Görüyor musun? Şimdi Türk parası olur. Başlayalım mı? Hazır mısın? Evet evet hazırım. Tamamdır. Şimdi süreyi başlatacağım ben buradan. Ondan sonra kronometre var mı? Ne okuyormuş Melis? Maliye. Maliye. Kronometre. Melis İstanbul'dan tamam mısın? Yok İzmir. Yok hayır. Nereden? İzmir. Ha, hangi uni? 9 Eylül. 9 Eylül. Bana kıyak malum olur. Buca mı? Evet. Kıyak. Tanış çıktınız herhalde. Melis o zaman süremiz başladı. Sorular sorabilirsin. Önce onlar anlatabilir sana ürünle hakkındaki gerçekleri ya da yalanları. Evet. Yalan yok, yalan yok. Melis hoş geldin. Bizde yalan yok. Melis oyun Kırat oynuyor musun? Merhaba. Oyun oynuyor musun? Evet yani. Şimdi bak genelde ben... Genelde bilgisayar başında geçiyorum. Ne tür oyunlar oynuyorsun? Evet. Her şey var. Her şey, her şey var. Spor oyunlarını falan seviyor musun, o tarz oyunları? Yani. Yani tamam bak şimdi bende öyle bir oyun var ki spor oyunlarıyla ilgilenen herkesin yani çok yakından bildiği, o markanın adıyla falan anılan bir şey var bende. Bence çok seveceksin. Şöyle söyleyeyim, gündelik hayatta belki çok işe yaramaz, her gün kullanacağım bir şey olmaz. Ama kendine ayıracağın boş vakitlerde onunla çok eğleneceksin. Öyle diyeyim, başlayayım ben Melis. Anladım abi. O zaman ben devam edeyim. Evet. Ne anlattın Allah aşkına? Bundan ben bile bir şey anlamadım ben. Ben oyunu anladım. Ha, okay. Melis benim ürünüm elektronik ama herhangi bir şarjı, adaptörü ihtiyacı yok. Ve bendeki ürün herkese lazım. Bu dijitalde bulunan herkese lazım. Bunu sen böyle çeşitlendirebilirsin aklına. Sadece oyun oynamak değil. Gezip tozarken de lazım. Evinde oturuyorken de lazım. Böyle öyle bir ürün ki mesela bir kaybedersin. Sonra 5 sene sonra bulursun. Acayip mutlu olursun. Acayip. Acayip mutlu olursun. Ben de yalan da yok, fırap da yok. Ne şırınga? Evet Batu, 5 GB tanımlandı hattına şu an. Teşekkür ederim. Salla kazan kampanyasında. ben başlamam gerekirse kendi ürünümle ilgili. Şimdi şöyle, Melis erkek arkadaşın var mı? Yok, hayır. Yok mu? Senin içeri hakikaten... Sen çıksana ya. Şöyle... Sen çıksana. Hayırdır. Şöyle, yok bunu sormamın tabii ki bir sebebi var. Hadi öyle boşuna sormadık. Şimdi benim ürünüm aslında genellikle erkekleri ilgilendiren bir ürün. Ama bazı kadınlar da bununla ilgileniyor. Ve bu ürün senin yine bana her zaman verdikleri ürünler gibi kişisel bakımla alakalı bir ürün. Yine herkese, bir şey herkese, herkese elektronik gaming ürünler verilmiş. Efe Uygaç'a. Bir şey ima ediyorlar ya. Evet, Efe Uygaç'a her zamanki gibi kişisel bakım ve kozmetik üzerine ürünler verilmiş. Oğlum bana vites topuzu verdiler, ne diyorsun sen ya? Kanka, ama bu artık bana bir komplo. Yani, bu kadar da olmaz. Melis, şöyle söyleyeyim sana. Bununla ilgileniyor olabilirsin. %0 ihtimal değil. Ama bir de değil, büyük ihtimalle ilgilenmiyorsun şimdi. Kolpa da atmak istemiyorum. Tıraş bıçağım anladım. Ama şöyle bir şey de ne demek? Şöyle bir şey de söyleyeceğim. Mesela yani bu sadece aslında hani o işe yarayan bir şey. Sağlıkla alakalı bir şey bu. Yani bunu illaki o işte uğraşan kişiler kullanmıyor. Sağlıkla ilgileniyorsan da kullanabilirsin, anladın mı? Bence gayet güzel bir ürün. Sağlığını düşünenlerin ürünü bu. Aynen bak, sağlık dedin aklıma geldi. Benim ürünüm de hiç sağlık unutmuyorum işte. Yani benim ürünümü de kullanarak zinde kalabilirsin, sağlıklı kalabilirsin. Melis'te değil mi?
Benim ürünüm de aslında genelde böyle erkek gibi gözüküyor ama aslında değil yani. Aslında kadınların da çok sık kullanacakları bir şey. Evet abi. Çok markayı çok seviyorum bir defa. En başta markanın hastasıyım öyle söyleyeyim. Melis benim ürünümde cinsiyet... Yani markalı bir şey ha onu bil. Melis benim ürünümde cinsiyet ayrımı yok. Mesela benim ürünümde burada evrimde var. Canto abi de var, Efe de var, Burak de, abi de var. Sende de var abi. Sende de var. Ben Melis'te de var. Benim gitmiş. Ben anladım. İnanmayacaksın sende yok Melis. Ha bu da erkeklerle nasıl alakalı. Hayır, ve erkeklerle alakalı değil. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Çünkü bak siz burada hani dijitalde bir şeyler yapıyorsunuz ya. Aa, belki Melis de yapıyor. Sende de var abi. Ben dijitalde bir şeyler o kadar bir şey yapmanın da gerekmiyor. Ha. Hani çok da yapıyor olmanın da lazım. Belki Melis'te de vardı. Dijitalde bir şeyler yapıyor musun? Anladım. Mesela? Sen hard disk satıyorsun. Bence mikrofon satıyor. Yani demek istediğimi anla sadece Melis. Ya herkes kullanabiliyor. Onlarınkini erkekler kullanıyor. Şimdi bak ben açık söyleyeyim. Benim ürünüm pahalı. Ucuz bir ürün değil. Çok açık yürekli. Bak bayağı baba bir şey veriyorum. Spoiler veriyorum. Benim ürünüm pahalı. Bunu nereden söylüyorum bilmiyorum. Takip ettim mi son birkaç gündür çıkan ürünlerin şeyini. Yani bir orada bir ürün skalası son var. Son 20 saniye. Bir şey bir para bandı var. Onların içinde ucuz bir yerde durmuyor yani. O çekte kapışır bence. İşine yarar yaramaz ama o çekte kapışır. Melis benim ürünüm bu arada hani benim şu an bu ürüne bu parayı verecek param yok. Onu söyleyeyim sana. Melis benim de bu ürüne bu ürün parayı verecek param yok. Melis o kadar kötü ürün. Cüzdanın yanında değil. Aa benimki öyle lan ben. Melis ben senin yerinde olsam ilk Batu'yu elerim. Evet artık elemedim. Evet. Hedef gösteriyorsun oldu. Sen ya. Melis artık bir karar vermen lazım Melis. Dinledin, duydun. Ben verdim zaten kararımı. Evet ben kalkıyorum. Kimi göndermek istiyorsun? Ben Efe'yi yollamak istiyorum. Erkek ürünleri bir çıkabilir mi artık? Oğlum çok merak ettim ya. Yani Efe'nin ürünü göreceğiz. Bunu verip Melis'i bağlamazsın hatta. Anladın mı yani? Bana bu ürünü verip yani protein tozu Arjinin verip. Arjinin abi. Melis üzülme hiç protein tozu kaybetmedin. Normal çünkü protein dedin. Çıksaydı değil. Üzülecektin bence değil mi? Protein tozuyla bir işin var mı? Yok ne yazık ki. Melis normal bir protein tozu da değil yani bu şey biraz... Çok üst level bir... Melis bayağı kırıldım bu sana. Bu arjinin ya. Arjinin sadece. Yağ yakıcı bu. Ben bayağı kırıldım abi. Sen bunu çok iyi satabilirdin. Sen kime kırıldın? Melis'e mi kırıldın? Evet. Niye abi? Protein tozunu mu alsaydın? Öyle abi işte. Ben şeyi anladım. Allah. Biz iletişimi kurduk Melis'le. Yakaladı beni yani. Abi bir dahakinde de sen gideceksin büyük ihtimalle. Kıza erkek ürünü satmaya çalışmayın burada yani. Melis'ciğim hayat kaldığı yerden devam ediyor. Süre başladı. 5 dakika sonra birini daha göndereceksin. Baş başa kalacağız. Sen ve kalan kişiyle. Melis şimdi sorun varsa sor. Tam zamanı. Sor sen aynen. Sor evet sen sor. Peki bu ürün hani benim ne kadar işime yarayacak bilgisayar başında otururken veya hani kullanırken falan. Bilgisayar başında. Benimki aynen. Bilgisayar başında işine yaramaz. Teknolojik bir ürün değil, elektronik bir ürün değil. Ama hayatta seni bir yerden alır bir yere koyar. Hayatta sana yardımcı olur. Seni sağlıklı tutar, zinde tutar. Bu ürünü spor bayağı merak ettim. Vallahi yapmıyorum. Spor yapmıyor musun? Yok. ben ilk Burak abi yemişim. spor yapmıyorsan yaptırır, yapıyorsan destek atar. Melis özür dilerim sana dürüst olduğum için. 5 dakikamdan... Melis, benim ürünüm bilgisayar başında işe yarıyor. Ama bilgisayar başında kalıp asosyal olmana gerek yok. Dışarıda işe yarıyor, tatilde, ailenle buluştuğunda işe yarıyor. Ya benim ürünü aldığın zaman hiçbir şekilde bunun işe yaramama şansı yok. Ya bak bu kadar herkeste olan bir şeyse muhtemelen bu ucuz sen olabilir. Sende yok ve bende de yok. Sende olabilir. Nereden biliyorsun abi olmalı? Ucuz ve sende olabilir. Benim ürünüm doğrudan senin işine yaramayabilir ama bu ürünü almak, bu markanın sende olması, bu marka bir kalite. Yani tek başına bu bir kalite. İstersen bunu yarın herhangi bir satış listesinden satışa koyduğun anda bak su içinde baba fiyata satarsın. 100 kişiden kaçında vardır abi senin ürün? Benim mi? İkisinde falan. Çok nadir bir ürün benim. Senin? Benim ürün parası olan da vardır bu arada. Ben bu dediğim ürünü alamam şu an. Ya yani düşük modelini alırım. Sen onu alamazsan benim ürünü hiç alamazsın aga. Melis unik item düşmüş. Yarın koy bir tane satış şeyleri var ya böyle işte oraya koy böyle hemen su içinde satarsın. Bak benimkini Melis al kullan eskimiyor. Al kullan eskimiyor evet. Al 2 sene kullan 2 sene sonra sat. Teknolojik bir ürün mü seninki? Evet. 2 senede eskimeyen teknolojik ürün abi USB işte. Bellek falandır yani. O verildi abi. Aynı modeli kullanırsın. 2 senede eskimeyen teknolojik bir ürün sence şey olabilir mi iyi olabilir mi yani? Melis sen beni yakaladın.
Erkek ürünü almayacaksın zaten, o belli. Abi al, kendisi kullansın demiyorum. Bence hemen satsın. Gayet güzel fiyata satar. Şu çekten daha fazla paraya satar onu. Yani eğer ticarete başlamak istiyorsan tabii Burak abinin dediği mantıklı. Ticaret abi. Ama benimkini al kullan. Ömürlük. Ömürlük diyor hala ya. Teknolojik ömürlük bir ürün olabilir mi? Abi, ben öyle bir şey hayatta bilmiyorum. Teknolojik ömürlük bir ürün olabilir mi yani? Demek ki tırt. Flash bellek. Öyle bir şeydir benimki ya. Benimki ömürlük bir teknolojik alet. Şarja da ihtiyacı yok. Mis gibi al kullan. Boyutu ne? Ve... Boyutu ne kadar? Boyu ne kadar? Abi Melis sormadı ki o soruyu. Melis. Melis sorsana boyu ne kadarmış? Abi önemli olan sence? İşlemi değil mi? Bak Melis ne, nasıl bizi girdaplara soktu. Sen sor. Sen sor. Başladı. Sen sor. Melis bence Burak abi kendi ürününü hiç beğenmiyor. Ona hiçbir şey sormanı abi, istemiyor. Abi ben o ürünün hastasıyım. Benimkini şey yapmaya başladı. No, ben ürünün hastasıyım abi. Abi 5 dakikada kendi ürününü ölsene, benimkini sen niye çaldın? Sen kullandın abi hiç ondan? Evet. Batu sen kullandın. Ben benim ya. Üründen bende yoktu, bir başkasından kullandım. Evet Melis için sor, sorun yok mu? 5 dakikada bir yapacağım. Boyutunu sor, dedi. Rengini sor, kokusunu sor, bir sürü şey sorabilirsin. Yardır bence. Peki şöyle mi? Hani renkli bir şey yoksa renkli. Hani klasik mi? Renkli. Söyleyeyim mi rengini de? Söyleyebiliyor muyum rengini? Tabii. Kırmızı. Ama bir sürü rengi var ama genelde kırmızı, siyah falan bu renkler en hani şey, top renkler. Benimkinin bir sürü rengi yok. İki renk. Ve yani o türün de bir sürü rengi yok. Kırmızı, siyah. İkisi var. Aynı yorum mu lan? Kırmızı, mavi. Hadi gari. Son bir dakika Melis. Melis'ciğim. Efendim? Karar verebildin mi? Aklında soru işaretleri var mı hala? Bir soru daha sormak istiyorsan. Verdim gibi. Verdin. Evet. Bence de verdim. O zaman göndermek istediğin kişiye git buradan diyorsun. İsmini söyleyip git buradan diyorsun. Kimi göndermek istiyorsun? Ben Batı'ya demek istiyorum. 10 numara karar. Kapı orada diyor canım. Direkt yarışmadan mı eğlendim şu an? Tabii tabii hemen kovun. Eve gidiyorsun. Trabzon'a yolluyorum seni. Bence güzel karar. Bak kendin al işte abi. Flash bellek. Al flash bellek abi gözüksün. Yalanım yok. İyi yani. Bende yok şu an. Hayır abi. İkisinden de daha iyiydi benimki. İkisinden de daha iyi benimki. İşte atmamış hediyeler. 32'den 64'e çıkmış bu. Yani bu canavar bir şey. Bunun yok, bir şey yok. Ama benimki bu ürün bana da lazım abi. Bak bu 4K. Bence zarfta da fazla hediye çeki var bugün. Şimdi bak. 250 lira ya. Bir şey diyeceğim sana. Şimdi açık söylüyorum. Benim hediye maddi olarak, maddi değer olarak bu iki hediyeden de daha iyi. Ama ben senin benim hediyemi kullanacağını düşünmüyorum. Benim baştan beri söylüyorum ama. Söylüyor baştan beri evet. Söylüyorum. Bunu anca satarsın, parasını alır cebine koyarsın. Ama çek bak ne kadar onu hakikaten tahmin edemiyorum. Birkaç gündür değişik şeyler çıkıyor çünkü. Biz bunu alabilir miyiz? Birkaç gündür düşük çıktı. Düşük mü çıktı birkaç gündür? O zaman bugün yüksek çıkabilir. Ama yine de benimkinden pahalı olma ihtimali bana biraz uzak geliyor yani. Neyse açık söyleyeyim. Ya aynı fiyattadır bu ya benimkinden düşüktür gibi geliyor bana. Melis ben konuşmadım bile bak. Burak abi bile çeki al diyor. Hayır demiyorum. Ya benimle diyor aynı fiyattadır ya benden düşüktür. Benimkinden yüksek olma ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Ve ben çekin içinde ne var hakikaten bilmiyorum. Ben senin ürününü çok merak ettim. Hiçbir şey canlanmadı abi kafamda. Abi spor oyunlarına sponsor olan dev bir marka. Melis. Ürünü. Sporla mı porla işin yok senin kızım. Senin parayla işin var. Yok. Benim sezgilerime ben göre de gelirken... burada yüksek para var. Çünkü 32'den 64 GB'a çıkmış bak. İki katına çıkmış fiyatlar, bütçeler. Bence burada güzel para var. Ama senin seçimin tamamen. Ben de sorumluluk almak istemiyorum burada. Evet, 10 lirada çıkabilirim dedi Arzu abla ama çeldirici kullanıyor genelde. Onu da düşünerek. Peki Arzu bence... abla 1000 lira çıkabilir mi? Melis mesela ne almak istiyorsun hepsi buradan? Ben geçen hafta hepsi buradan bayağı alışveriş yaptım. Çok hani, güzel. O yüzden sıra pek çok ihtiyacım. O yüzden hani biraz da heyecan olsun diye Burak abi seçeceğim gibi. Ha pek ihtiyacım yok diyor benim. Heyecan olsun diye Burak abi seçeceğim. Yani çok yarışmaların mantıklı. Amacı en iyi şeyi almak, birinci olmak ya da bir ödülse yani yüksek ödül almak değil midir? Vallahi benim hikayemi sen alıp evinde kullanmayacaksın ama onu satacaksın, parasını alıp çıtır çıtır cebine koyacaksın. Ya sevgilisine verir öyle bir şey değil mi? O da olabilir. Sevgiline de verebilirsin. Sordu, yokmuş.
Yok, sevgilisi de yok, spor da yapmıyor. Kardeş, para, para yok da işte, kuleye gitmeyecek ya bu kız yani. Bir gün olur sevgilisi. Abi bence o çek benim hediyeden yüksek değil gibi geliyor bana. Hakikaten bilmiyorum ama benim hediyeden yüksek değilmiş gibi geliyor. Bu arada onu kimse ama bilmiyor. Ama ben seni Melis manipüle etmeyeyim. Bir şeyi satın aldığında, senin sattığında ikinci el haline dönüşür. Ve o zaman beni aldın. Değeri azalır. Kullanmayacağın bir şey alıp sattığında zarar edeceksin. Burada cash var, cash. Aldın bunu ne istiyorsan alırsın. İstediğin zaman sen bile. Sen alsın. Değil mi? 2020'nin ya sonuna kadar geçerlidir bu. Evet. Benimkinin indirimli fiyatı bile, bak benimkinin indirimli fiyatı bile bence, yani şu anda bize indirimli fiyatını gösterecekler. Çünkü hepsi burada da biliyorsun deli gibi indirimler var. Çok yüksek indirimler var uygulamaya falan. %44 da benimki. %60 bak patlıyor. İndirimli fiyatı gelecek, onun tam fiyatını dışarıda piyasada satarsın. Alışveriş sitelerinde gider satarsın. Burada şimdi indirim fiyatı göreceksin. O bile bundan yüksek bence. Bay bay. Melis ne düşünüyorsun? Bu kadar konuştuk. İstersen yarım saat daha konuşuruz. Babam sporu seviyor. Her ne hiç olmadı babalar gününde geçtiğinde alalım. Harika düşünce. En olmadı ona gider. Babaya gider tabii ya. İstediği, sporda istediği şeyleri kendin seçebilme özgürlüğü de verebilirsin. Ya babaya protein tozu vereydik ya. Babaya niye protein tozu vereyim? O protein tozu değil, arginin o ya. Bir çeşit babaya protein ve yağ yakımını sağlıyor. Amino asit kanka. Yok arginin tek ama toz arginin değil ya o bir ya kere. Ya tamam konuyu dağıtmayın şimdi bir dakika. Evet. Kimi seçiyorsun? Yok ben kalmayayım, bırak abi seçerim. Evet. Önce onu mu göreceğiz? Evet. Önce onu görelim. Önce çeki görelim mi? Bence oradan yüksek çıkacak ya. Abi o kadar yüksek yani zannetmiyorum ya. Ben tahmin edebilir miyim? Evet. 150 lira çıkacak o. Bence 500 lira çıkacak. Yemin ederim aynısını. Ben bir şey söylemeye korkuyorum. Söylerim çıkar şimdi baktı evet derler diye yani. Evet. Söyle ama ben biliyorum. 400. 400 mü? Ben 500 diyorum bu arada. Bence 400 çıkarsa benim medya patates ben söyleyeyim. Oo baba hype yaptın hadi bakalım. Aç bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. 500. Gerçi indirimli halinde yine geçer. Ay aklım çıktı. Ne abi? Abi yok 100'müş de 1000 sandım. Tamam. Bak tamam, şöyle tamam, oldu, tamam. Şöyle oldu. 3 tane 0 gözüktü tamam, bana. Tamam yırttık. Ya, yırttın. Her türlü daha değerli. Senin de öyle. Şimdi bak indirimli fiyatını göreceksin. O bile daha değerli. Evet doğru karar vermişsin. Evet. Evet ürünü görüyoruz. Görüyor muyuz? Ürün geliyor. Vay! Güzelmiş. Abi, cayır cayır. Bak o bu bak indirimli fiyatı. Onun da üzerine ekle bir de hepsi buradanın zaten ürünleri. Everless güzel marka. Evet abi. Tabii. Yani biliyorsunuz kastettiğim oyunda anladınız yani. Evet. Dövüş oyunlarının harika kral markasıdır yani. Evet. Boks eldiveni kazandın. Burak Satıboğlu'dan 300 lira değerinde. Aynen öyle. Hayırlı olsun. Bence babana ver. Bir tane de kum torbası alsın, değil mi? İster ver, ister saat ama bak o kadar şık bir ki yani evin alıp salonuna bile koysan şunu bence çok şık bir aksesuar. Yani zarf evet, aksesuar çok, olarak çok da iyi marka. Evet, çok da güzel duruyor taş gibi. 100 liradan da 3 kat değerli. İyi ki zarfa gitmemişsin. Şu an mutlu oldum ben. Evet. O zaman sana güle güle diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Adresini vereceksin moderatörlere. Gönderecekler Melis'ciğim. Burada mısın? Tamamdır, teşekkürler. Biz teşekkür güzel günlerde kullan. Paketle bunu babana götür. Sana babalar günü de almıştı bir şey yapmıştı. Kazandın da yarışmadan. Bunu izlet mesela. Babam mı için istiyorum dediğin yeri izletirsen mutlu olur o. Güzel günlerde kullan. Canım kardeşim. Görüşmek üzere sana. Bay bay. Kendine cici bak. Evet. Melis'le uğurladık. Evet, iyi, güzel oldu. Bu çok gerici oluyor ya bazen. Evet ya. Olmadık bir şey vereceğim abi, falan diye. Ben şimdi ısrar edecektim. Zarfta üzülürdüm sonra of, çok yani. Ben şeyde çok gerildim. Zaten. Sen hiçbir şey bilmiyorsun ya. Evet. Selam. Ben şeyde çok gerildim. O boya kalemini sattım da 20 liralık şey abi. Allah'tan zarftan iyi çıktı o gün. Şimdi siz seyirciyi oynattınız. Benim de size bir oyunum var. Hayda. Of. Hayda. Oo, evet. Hele hele. Hele hele. Tamam. Ben hiç duymuyorsun. Nasıl yapalım? Ben çözüm tarafta şey yapalım. Bana doğru geliyor. Bir daha çok geliyor. Ağzımın ortasına ortaya çıktı hayır buradan. Nedir oyun aga? Bu ikinci puan oyununuz. Final haftasındaki. Hani eğlenceli oyun vardı arada. Eğlenceli bir oyunu mu? Bu da puan. Dolandırıldık. Şey, pingponlu bu mu? Puan değil mi bu da? Nasıl? Puan yani. Bak Zeynep'e malum oldu yine. Evet. yan tarafa diyorum ki, pardon. Arzan'a diyorum ki yan tarafa gidelim. Komşuya diyor ya.
Ha, neler oluyor ya?